Evet, evet. Merhaba. Nasılsınız? Çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşı İzmir'deki polis ve asker şehitliğimize intikal. Vatanın her bir yanı değişik Avrupa emperyalist ülkeleri tarafından işgal edilirken şehrimizde maalesef Yunan, İngiliz ve Fransızlarla işgal edilmişti. Ve başı çeken Yunan güçleri İzmit halkına, masum insanlara katliamlar, zulümler yapmıştı. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Anadolu ve İzmit en güzel şekilde vatanını, bayrağını, namusunu, devletini koruyacaktı. Toprağını koruyacaktı. Ezanını koruyacaktı. Ve öyle oldu. Fatma Seher, İpsiz Recep, Yahya Kaptan aslanlar gibi öne geçti. Ve bir anlamda Kocaeli'nin Çanakkale'si olan Servetiye geçilmez oldu. 28 Haziran'da artık son Yunan'da nefesini tutarak arkasında ilk hedefiniz Akdeniz diyen Mustafa Kemal'in askerlerine burayı teslim etti. Zaten buranın askerleri vardı. İşte o günlerden bugünlere kadar gene Anadolu yurdu sürekli bu kem gözler altında kaldı. Daha yeni 15 Temmuz'da bir başka versiyonuyla ülkemiz o emperyalist güçlerin yine saldırısına uğradı. Yine sahnede İpsiz Recep'in, Fatma Seher'in, Yahya Kaptan'ın torunları vardı. Aslanlar gibi tanklara, helikopterlere, tüm silahlara göğüslerini gerdiler. Ve gene vatan, gene namus, gene devlet, gene ezanlar kurtarıldı. Bugün coşkuyla bu kurtuluşu kutlarken bunları mutlaka derinlemesine düşünüp ona göre belki de kıyamete kadar sürecek bu yurt savunmasında hazır olmalıyız. Şu anda bile, şu dakikada bile kahramanlarımız, aslanlarımız gene sınır güvenliği için,
içeride ve dışarıda vatanın bütünlüğü için kahramanca mücadele ediyorlar. Şu divanını el açan kullarımızı, kullarını ve tüm geçmişlerimizi, vatanı, bayrağı uğruna canlarını feda etmiş olan aziz şehitlerimizi ve merhum olmuş bütün gazilerimizi ya Rabbi affeyle, şehitlerimize ve başta Cumhurbaşkanı.